Bir nesil turuncu mavili formanın aşkıyla yetişti. Büyüklerin en büyük hayali o efsane isimleri izlemek, küçüklerin hayalleri ise o efsane futbolcularla yan yana futbol oynamaktı. İskenderunspor ve Türk futboluna hem futbolculuk hem de hocalık yapmış olan Ender Tıraş'la bugün birlikteyiz. Biz soracağız, Ender Tıraş cevap verecek. Evet sevgili izleyiciler, İskenderunspor'un unutulmaz isimlerinden hem futbolculuk döneminde hem de hocalık döneminde gerçekten Türk futboluna önemli katkılar sunmuş Ender Tıraş bugün stüdyo konuğumuz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten sizi görmek bizi mutlu etti. Uzun süredir telefonlaşıyoruz ama bir araya gelemiyorduk. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Davetimizi kırmadığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Birazcık geçmişe dönelim dedik. Eski futbolu, eski yaşananları sizin ağzınızdan dinlemek istedik. Hocam biz sizi çok yakinen tanıyoruz. Ancak sizi tanımayan insanlar, Ender Tıraş kimdir? Ne zaman futbola başladı? Kısa sizden özgeçmişinizi alabilir miyiz? Tabii. Şimdi öncelikle bu nazik davetiniz için tabii ben biliyorsunuz bir 3-5 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Dolayısıyla sürekli seninle irtibat halindeyiz Cuma Bey ama kardeşim ama bu düğüne denk geldi. Öncelikle size ve ekibinize ve sana çok teşekkür ediyorum. Kendimizi de buradan tekrar bir şekilde ifade etmemiz adına. Şimdi kendi özgeçmişim 72 doğumluyum ben. İskenderun doğumluyum. İskenderunspor'dan yetiştik. Dolayısıyla 93 yılında Trabzonspor olmak kaydıyla 96 İstanbulspor, sonra bir 3 senelik Adanaspor, Adana Demirspor, İstanbul Başakşehir, Ankara Spor, Urfa, Maraş ve en son Hatayspor'da takım kaptanlığı yapıp futbolu bırakma noktasına geldiğimiz anda dönüşümüz 38 yaşında burada kapanma eğilimi gösteren İskenderunspor 1967'ye muadil takımı Serhat Uysal'ın İskenderunspor'u. Orada bir o kaptan ve o hoca olarak yani yardımcı hoca olarak orada görevimizi ifa ettik ve şampiyonlukla başladığımız futbol serüvenimizi şampiyonlukla bitirdik. Oraya ayrıyeten parantez açmamız lazım çünkü gerçekten oradaki fedakarlık unutulmamalı. İskenderun halkı, bölge halkı bunu bilmeli. Hocam futbolculuk mu zor, hocalık mı zor? Şimdi bu çok güzel bir soru. Bunu da sürekli de ben de bunu aslında bu üniversitelerde test konusu olması lazım. İnanın bana. Şimdi futbolcuyken kendinizden sorumlusunuz. Yetenekliyseniz zaten bir şekilde belli bir seviyeye geliyorsunuz. Yani yetenekli oyuncu her zaman takım bulur. Ama antrenörlükte ne yazık ki öyle bir şey yok. 2009 yılında antrenör oldum ben. Önce teknik direktör olarak başladım. Hatta başladığım zaman iki tane şampiyonluk yaşadığımız halde bir yere tırmanmanız zor. Antrenörlüğün şöyle zorlukları var. Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli ne yazık ki bu sektörde. Üzülerek söylüyorum, üzülerek ifade ediyorum. İstediğiniz kadar donanımlı olun, istediğiniz kadar kendinizi geliştirin. Ama bir şekilde önünüzün kesildiği veya bir şekilde aracıların olması lazım. Dolayısıyla antrenörün şöyle de bir zorluğu var. Az önce bahsettim, futbolcuyken kendinizden sorumlusunuz. Antrenörken 30 tane oyuncunun sorumluluğu. Her birinin ayrı bir huyu, her birinin ayrı bir sıkıntısı, her bir bireyin ayrı bir sorunu oluyor. Hepsi ilgilenmek zorundasınız. Medyanın sıkıntısı, yani medyanın sıkıntısı derken olumlu ve olumsuz anlamda hem pozitif hem negatif anlamda skora göre. Yönetim, taraftar, dolayısıyla bunlarla uğraşmak, bunların karşısında dik durmak ve bunların karşısında görevinizi ifa ettiğiniz zaman iyi bir lider olursunuz. 2009 yılından beri her sene bir takım çalıştırıyoruz öyle böyle. Bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor ama dolayısıyla şuna gelmeye çalışıyorum. Antrenörlükte de belli bir kariyer planlaması, belli bir hedeflerim var. O hedeflerimiz doğrultusunda kendimizi geliştirerek devam etmenin düşüncesindeyiz. Hocam İskenderunspor'la nasıl tanıştınız? Kaç yılında tanıştınız? O günlere geri dönersek sizin yaşadığınız heyecanı biz de yaşamak istiyoruz. Bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Şimdi ben rahmetli babam... Biz Almanya'da, sağ olun, Almanya'da yetiştim ben. İlk takımımda Mönchengladbach diye bir takım vardı altyapıda. 84 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. İskenderunspor'un altyapısında rahmetli çok iyi hocalar vardı, bizi yetiştirdiler. Allah rahmet eylesin, buradan da ruhları şad olsun. Uğur Yıldırım, Mehmet Boşnak ve Mamik Hoca çok değerli 3 tane İskenderunlu müthiş hocaydı. Dolayısıyla onların zamanında altyapıya girdik. Altyapıyla beraber muhteşem bir altyapımız vardı. Yani saydığınız zaman ilk 11'den 7 tanesi profesyonel, 8 tanesi oldu. 3 tanesi bunların milli takıma gitti. Yukarı çıktık. Dolayısıyla 90 yılında A takıma çıktım 16 yaşında. O zaman 3. ligdeydi İskenderunspor. Dışarıdan gelen abilerimiz vardı. Ben milli takıma gidiyordum o dönem. Genç milli takıma. Hatta İlhami vardı. İlhami Aslan, ben ve Yusuf Tokaç. Geçen sene en son hocamız.
Biz milli takıma gidiyorduk. Dolayısıyla biz oynuyorduk. Gelen oyuncular, abilerimiz yedek kalıyordu. 3 sene böyle 90-93 yılında İskenderunspor'da oynadık. Bizim için çok önemli İskenderunspor. Bakın o dönemler kaptanımız Levent Yılmaz vardı. Yani İskenderun eskiden abilik, kardeşlik çok farklıydı. Onlardan önce duşa giremiyordu. Öyle bir saygı vardı. Ama onların da bize çok büyük sevgisi vardı. Bizler oradan, o altyapıdan gelen insanlar olarak, gelen kişiler olarak kendimizi çok iyi geliştirdik. Sürekli biz saygı çerçevesi içerisinde yukarıya çıktık. Ama 92 yılında şampiyon olduk. İlk şampiyonluğumdu benim. İkinci lige çıktık. O zamanın ikinci ligi Cuma kardeşim, bakın ikinci lig o zaman şimdiki gibi Süper Lig ve aradaki birinci lig yoktu. Süper Lig ve direkt ikinci lig vardı. Yani şimdikinin birinci ligi. Biz o dönem Malatyalar, Adana Sporlar, Demir Sporlar, Diyarbakırlarla oynadık. Altı attık birine, birine bir attık, birini yendik, birini yenildik. Dolayısıyla o sene 93 yılında İskenderunspor gibi ufak bir yerden, turuncu mavi, İskenderunspor gibi ufak bir yerden ben, İlami ve Yusuf milli takıma gidiyorduk. Ve o sezon sonunda Nihat'la ben Trabzonspor'a, İlami Kocaelispor'a, Yusuf da Beşiktaş'a gitti. Yani bir senede 4 tane oyuncu ben daha İskenderun'un bu zamana kadar verdiğini Süper Lig'e. Bakın Süper Lig, Süper Lig'inde o zaman Kocaelispor şimdiki değil, Avrupa Ligi oynuyordu. Atletico Madrid'le UEFA Kupası maçı oynuyordu İlami gittiğinde. Dolayısıyla böyle bir toplum, böyle bir İskenderun'un böyle bir hamuru var. Dolayısıyla burada çok gençler oldu. Bizden sonra da çok iyi gençler geldi. Gelmeye de devam edecek. Ama çocukların antrenman belki sahası yok. Aynen. Tesisleri yok. Kesinlikle. Dolayısıyla bunları konuşmak lazım aslında ama dolayısıyla İskenderunspor'a şuna geleyim, bağlayacağım. İskenderunspor'da oynamak benim için çok ayrıcalıktı. Ama hangi İskenderunspor? İskenderunspor 1967. Tabii ondan sonra yok oldu. Ondan sonra onun üzerine ilk muadil kurulan Seyahat Uysal'ın İskenderunspor. Onu şampiyonluk yaşadık ve futbolu bıraktı. Ona sonra geleceksiniz. Ondan sonra gelip çok değerli İskenderunsporlar oldu. Yani kulüpler satın alındı. Bir takım hizmetler edildi. Çok değerli başkanlar geldi. Çok değerli yöneticiler geldi. Düştü çıktı. Şimdi tekrar bir İskenderunspor oluşumu oldu. Çok saygı duymakla beraber turuncu maviye emek veren, bir tuğla koyan herkesin arkasında olmak zorundayız ve desteklemek zorundayız sonuna kadar. Eleştiri olacak. Tabii başarısız olduğu zaman her insan eleştirecek. Her insanlar bu eleştiriye biraz daha göğüs gelecekler. Çünkü eleştirerek doğruyu buluruz. Dolayısıyla İskenderunspor'un olduğu yerde, turuncu mavinin olduğu yerde her zaman elimizi taşın altına koyarız, koyuyoruz. Zaten doğru olan da başarıya destek olup yanlış varsa iyi niyetle eleştirmektir. Şimdi, art niyetli değil, iyi niyetle eleştiriyi yapmaktır. Yani bel olan, altına, aynen bel altına vurmadığınız müddetçe kesinlikle eleştiri yapmak zorundasınız. Kesinlikle. Karşı tarafta eleştiriyi kabul edecek. Kabul etmek zorunda. Bu işi yapıyorsanız kabul etmek kesinlikle zorundasınız. Kesinlikle. Hocam ahde vefa gerçekten futbolda çok önemli. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü bazı zamanları ben çok yaşadım. İskenderunspor'da futbolu bırakıp tekrar İskenderun'a geldiğiniz zamanları da çok iyi hatırlıyorum. O zamanlardan beri baktığımda futbolu bırakmış bir kişinin yeniden futbola dönmesi demek ki çok büyük bir aşkın yaşandığının kanıtı diye düşündüm o zamanlar. Birçok takımdan size teklif geldiğini ancak kabul etmediğinizi biliyordum. İskenderunspor yok olmuştu. Gerçekten sizin anlattığınız o heyecanı yaşayacak gençlik maalesef unutmaya yüz tutmuştu futbolu. İskenderunspor formasını yeniden giydiniz ve yeniden şampiyon oldunuz. Sizi futbola bıraktıktan sonra yeniden döndüren aşkın, sevginin, bağın, turuncu mavili renklerin ne kadar önemli olduğunu en azından insanlar görmüş oldu. Orada da çok ciddi heyecan yaşadınız. Şimdi bu soruya gerçekten ayrıca teşekkür ederim. Çünkü çok ince bir konu. Bunu sürekli de ben sadece dost meclisinde, böyle sizin gibi sevdiğim arkadaşlar, kardeşlerim veya futbol camiasında zikrederim. Dolayısıyla şunu söylemeye geliyorum. Ben 37 yaşında, 2008'e bağlarken futbolu bırakma noktasında Hatayspor'un takım kaptanıydım. Futbolu bıraktım diye geldim, diplomamı aldım, hocalığa başlayacağım. O dönem Serhat Uysal'ı hiç tanımam. Çünkü İskenderun'da değildim. 93'te aldık valizi, 2009 geri döndük. Dolayısıyla tanımam. Bir gün beni telefondan bir numara aradı. İşte ben Serhat Uysal, işte Kartal Spor, İskenderun Spor yapacağız. İskenderun Sporlu aşkını biliyoruz senin. Oynar mısın? Başkanım dedim, hiç unutmam. Başım da ağrıyor o gün. Dedim, sizinle yarın görüşebilir miyiz? Kapandı telefon. Bir baktım 15 dakika sonra evin önünde. Bir araba durdu. İndi ben Serhat Uysal. Yanında da işte bizim o dönem genç hocamız Can. Evet. Geldiler, işte projelerini anlattılar. Ben de sadece şunu söyledim, ben futbol oynamayı düşünmüyorum ama İskenderunspor varsa benim yapacak çok fazla bir şeyim yok, oynarım. Ama siz takımı iyi kurun, bu takımın üzerine kim ne para almışsa sadece sembolik olarak 1 lira fazlasına imza atarım.
Hani 1000 lira derken 1000 lira değil, 1 lira sadece fazlasını imza atarım. Başlarız. İnşallah bu takımda çıkarız. Çünkü futbola başlarken İskenderunspor'da şampiyonlukla başladım. Futbolu bitirirken de İskenderunspor şampiyonlukla bitirmek herkese nasip olmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bize nasip oldu. Tüm duyguları aynı anda yaşadın ama. Ya duyguları yaşadım ve şu anda bile sesim titriyor. Yani çünkü inanın çok iyi bir takımdı. O Malatya'yı ben yakından izledim. Evet, yani sürekli, o ayaklarınızın altını... Sürekli yanımızdaydın Cuma. Sürekli yanımızdaydın. Yani şöyle bir şey var. Bir de yönetim bazında çok fazla destek görmedim maddi anlamda. Evet. Yani çok fazla arkasında bir birliktelik olmadı. Tabii ki bir yere kadar. Baktılar ki bu çocuklar başaracak bu işi. O zaman yavaş yavaş destekler başladı. Her yerde olduğu gibi. Evet. Başarısızsanız kimse destek olmaz. Başarılıyken herkes payelenir. Dolayısıyla Malatya'daki Kayseri'deki final maçı, Kozan maçı, onun da hikayesini biliyorsun. Yani maçtan bir gün önce yarı final maçında normalde benim ayağım yırtık vardı alt adelimde. Ama final maçından önce o zamanlar Kayserispor'un doktoru geldi, gece yapıldı, evet. Gecene takım ısınmaya çıktı. Ben hastanedeydim. Pazar günü hastaneye açtırdılar. Sağ olsunlar o dönemin işte Serhat abi, Serhat Üssal, Ömer Baysal'dı. Hakkını yemeyelim o dönem. Geldi Recep Mamur'dan dolayı. Ayağıma 4 tane şu boyutta cuma iğne vurdular ve beni koridorda koşturdular. Bir vurdular olmadı, iki vurdular olmadı, üç, en son 4. Doktor dedi ki bak sıkıntılı. Belki yürüyemeyeceksin, belki bir daha ağrı sahada bile top oynayamayacaksın. Dedim benim son maçım artık, bu saatten sonra ne olursa olsun. Son tetkiklerden sonra yetiştim. Takım ısınıyordu, 10 dakika ısındık. Allah da bize nasip etti takım kaptan olarak. Orada şampiyon olduk ve İskenderunspor tekrar bir ivme kazanarak artık onun getirisiyle beraber çok güzel günler geçti. Ya ben şöyle görüyorum, yani Ender Tıraş olarak gerçekten tarihe iz bırakan isimlerden birisin. Çünkü birçok başarıyı beraber yaşadın. Futbolculuk döneminde yaşadın, hocalık döneminde yaşadın. Futbolu bırakıp tekrar futbolcu oldun, o dönemde yaşadın. Yine hayallerini kurduğun takımdan yok olan bir takım vardı. Onu şampiyon yaptınız. Üçüncü lige tekrar geldi. Türkiye'nin birçok yerinde de hocalık yaptınız hocam. Birazcık Türkiye'den bakarsak İskenderun nasıl görünüyor? Çünkü her yerde İskenderunspor'un büyüklüğü bizim dışımızda hep konuşulur. Maalesef bizim İskenderun'da, bizim bölgemizde biz kendi değerimizi herhalde fazla bilmiyoruz. Türkiye'den İskenderun nasıl görünüyor? Şimdi bu soruda şöyle cevap vermek istiyorum Cuma kardeşim. Ben gözümü açtığımda babamla beraber İskenderun maçlarına gittiğimde inanın bana yer bulamazdık. Pankartların arasından maç seyrettiğimi hatırlarım. Bu böyle bir aşk ki dışarıdan bakıldığı zaman, bakın şey olarak söylemiyorum, mecazi anlamda söylemiyorum, kimseyi küçümseme anlamında da söylemiyorum. Hatay Spor şu anda Süper Lig'de değil mi? Evet. Ama Hatay'ın en büyük markası, bak hiç kuşkusuz, Hatay Spor çok büyük camia, çok da başarılılar, çok da iyi yerlere, daha da geleceklerine inanıyorum. Ama İskenderunspor varken o dönemler dışarıdan hala derler ki İskenderunspor nerede? Futbolcuları bir çırpıda sayarlar. Şabanları, Deli Mehmetleri, Senayileri, işte Zafer abileri, Erdoğan abileri, işte bir sayamadım Bedi abiler, Levent abiler, Şahaplar. Yani bir çırpıda sayılan futbolcular bu arkada, bu abilerimiz. Biz bunlarla büyüdük. Dolayısıyla dışarıdan bakış açısı şöyle. Türkiye'de 3 tane bölge var. Trabzon bölgesi, futbolcu fabrikası, Sakarya o bölgesi ve Çukurova ile beraber İskenderun, Hatay'ı içine muhtevi eden bu bölge. İnanılmaz derecede dışarıdan göründüğü zaman tabii burada biraz daha ilgi, biraz daha altyapıya eğilim olsa inanın bana buradan her sene 2-3 tane oyuncu Altın Ordu gibi çok daha farklı yerlere gider. Avrupa'ya bile gider. Çünkü buradaki genelinden mi artık nedir? Futbolcular çok yetenekli baktığınız zaman. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bizi ne yazık ki İskenderun'da üzülerek söylüyorum. Bizler dışarı gittiğimiz zaman hoca olarak biz bir yere hoca olabilmek için kılı kırk arıyoruz. Ama burada başarılı insanlar hep alttan çekme var bizim İskenderun'da. Ne yazık ki. Kesinlikle. Yani başarılıysa alttan çekelim. Ya çekme, sen de çık yukarı, sen de başarılı ol. Ama ne yazık ki burada yok. Bakın size bir örnek vereceğim. Hatay takımlarına baktığımız zaman, Cuma kardeşim bak, Hatay takımlarına baktığımız zaman Hatay Spor, Kırıkan, Erzin, Payaz ve İskenderunspor, Serhat Üçsan'ın zamanındaki İskenderunspor. Bu takımlara baktığınız zaman bunlar bu ligin, bu Hatay'da profesyonel olup şu anda yok olanlar var. Doğru. Doğru. Hatay Spor'u kim şampiyon yaptı? Şöyle bir empati yapalım. İlhan Palut. Nereli? Hataylı. Hatay. Kırıkan'ı kim şampiyon yaptı? Ahmet Taşoğlu. Ahmet. Nereli? Hataylı. Hataylı. Erzin Spor'u kim şampiyon yaptı? Can Güven. Nereli? İskenderun. Payas'ı kim şampiyon yaptı? Ben ve ekibim. Başında bendim Ender Tıraş olarak. Nereliyim? İskenderunluyum.
İskenderun 67 kim şampiyon yaptı? Yine Can vardı. Bizde yardımcı antrenör hem oyuncu hem de yardımcı antrenör pozisyonundaydı. Yani İskenderun. O zaman şuna gelelim. Hatay'daki antrenörlerin hiçbir zaman dışarıdaki antrenörlerin hiçbir zaman eksiği yok. Bak net söylüyorum, net. Ve çok donanımlılar. Ve İlhan Palut için şunu söylüyorum. 3-5 seneye kadar Türkiye'de çok farklı yerlere, hatta milli takıma gelebilecek düzeyde zeki ve başarılı bir antrenör kardeşim. Hatay Spor'da beraber oynadım, ona takım kaptanlığını yaptım. Çok düzgün, çok zeki bir insan. Şuna gelmeye çalışıyorum. Hatay'da gerçekten çok iyi antrenörler var. Ama burada değerler anlaşılıyor mu? Ne yazık. Maalesef. Ben her zaman... En somut örneği, özür dilerim. En somut örneği, 3 hafta önce işte İskenderunspor'un bir maçı vardı. Başında da altyapıdan az önce bahsettiğim, beraber yetiştiğim, daha çocukluktan Yusuf Tokaç kardeşim vardı. Ve çok iyi bir, o dönem devre arası çok iyi nokta transferler yapan bir sportif direktörle beraber Yusuf'un müthiş uyumuyla son penaltılarda kaçırılan bir lig var. Dolayısıyla kim başarılı yine? Yusuf nereli? İskenderun. Dolayısıyla buranın çocuklarının başarılı olduğunu üstüne basa basa altını çizerek net ifade ediyorum. Ondan dolayı da yetkililer de mesela Yusuf Tokaç konusunda geri gelmişken söyleyeyim. Tabii Sayın Başkan, yeni başkan büyük bir rüzgarla geldi. Büyük bir yümeyle geldi. Dolayısıyla herkesin arkasında durmak zorunda. Herkes ona destek vermek zorunda. Eleştiri bir yere kadar daha lig başlamadı. Saygı duymalara zorunda. Ne yaparsa, hangi hocayı getirirse hiç sıkıntı yok. Saygı. Ama tekrar bu senenin sonunda şampiyon olsa bile başka hocayla, tekrar ben geriye dönsek, geriye dönüş olarak şunu söylerim. Yusuf Hoca'nın gitmesi hataydı. Sadece bunu söylerim. Devam edilebilirdi, edilmeliydi. Ha, saygı duydu. Başka bir proje vardır, sıkıntı yok. Onu ne zaman eleştirirsiniz? Sezon sonu duruma göre eleştirirsiniz. Ama şu anda eleştiri zamanı değil, şu anda destek zamanı. Hocam zaten ben gazeteci olarak baktığım zaman gerçekten bölgenin insanına bölge halkı sahip çıkmıyor. Bu kesin. Aynen. Ben bunu çok yaşıyorum. Maalesef ki bir başkalarının değeri her zaman bir başkalarının yanında daha çok değerli oluyor. Aslında çok yanlış bir durum. Önce kendi çevremize, kendi insanımıza, kendi markalarımızı bizim yaratmamız lazım. İskenderun'da futbol zaman zaman başarısız. Çok zamanlarda başarısız ama bunun sebepleri nedir? Mesela ben tesisleşme konusunda İskenderun'un çok çok geride kaldığını düşünüyorum. Hem futbolculuk yaptın hem hocalık yaptınız. Tesisin futbol için ne kadar önemli olduğunu sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? O zaman hatırlarsan Cuma, çok fazla içimizdeydin. Tesisler için çok uğraştığınızı biliyorum. Yani sen de bir medya olarak sürekli yazıyordun Seyat abilerle ve o dönem. Ama bakın, olmazsa olmazı, biz eğer Türk futbolunda ve İskenderun futbolu belli bir yere getirmek istiyorsak tesisleşmek zorundayız. Futbolcuların kalacağı, antrenman yapacağı, 3-4 tane saha, rahatlıkla ekstra çalışacakları, yani gıdadan tutun, fitness salonundan tutun, sahalardan tutun, psikolojisinden tutun, bunlar olmak zorunda. Tesisin olmadığı yerde suni başarılar vardır. İşte bizimki gibi. Suni başarı, ondan sonra o köşe, bu köşe derken takım yok oldu. Bunlarla ancak suni başarı elde edersiniz. Futbolcuların özverisi, yetenekli futbolcular, yetenekli antrenörler, yetenekli bir ivmeyle havayı yakalar gidersiniz. Ama kalıcı başarı istiyorsanız tesisleşme şart. Ama İskenderun'un başarısız olmasının tek sebebi tesis mi derseniz, yok. Şimdi bakın, İskenderun'da ben yıllardan beri buranın çocuğuyum. Dışarıda da yaşasam her şeyi nabzını ölçerim ve bilirim kimin ne olduğunu. Dolayısıyla İskenderunspor'da başarılı oldukları zamanlara bakalım ve başarısız oldukları. Başarısız oldukları zaman hep aynı adamlar. Aynı adamlar etrafında çevrili ve o insanlar biz olalım, İskenderunspor veya X takım ne olursa olsun, başarılı olmuş olması önemli değil. Küçük olsun, ben tabii olsun. Ama hiçbir şey üretmezler. Hiçbir şey üretmezler. Sadece üretileni yok ederler. Dolayısıyla bu insanların kim olduğu aşikar söylemeye gerek yok. Yani çok İskenderun'da ben top oynadıkken vardı, şimdi var, 20 sene sonra bir daha olacak. Kesinlikle. Çünkü bu zihniyet yok olmadığı müddetçe buradaki insanlar da rahat çalışamaz. Buradaki insanlar da rahat işini idame ettiremez. Tesisleşme tabii ki, ama bu zihniyetten de kulübün kendini izole etmesi, kurtulması lazım Cuma. Hocam, Hatay Spor Süper Lig'de Hatay'ı son itibariyle futbol anlamında en üstte. Hatay Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Ayrıca İlhan Palut Hoca gerçekten takımı çok iyi yerlere getirdi ve şu anda Konya'nın başında yine İskenderunlu olan Bekir Hoca ile birlikte. Hatay Spor'u Süper Lig'de olduğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakıldığı zaman orada da şöyle bir şey var. Birdenbire olmadı bu iş. Zamanla tesisleşme anlamında Sayın Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu, tabii orada Belediye Başkanımız Lütfü Savaş Hatay'a destek verdi ama burada İskenderunspor'a da birazcık destek verseydi daha iyi olurdu. Bu tabii çok daha yerlere gelirdi. Doğru, sürekli kendisini kanalize etti Hatay Spor'a. Saygı duymak lazım. Hatay Spor'u nereden nereye getirdi? Müthiş. Müthiş başarı.
tesisleşme. Şu anda müthiş bir tesis yapıyorlar. Sahası yapıldı. Dolayısıyla yavaş yavaş ve oranın en büyük şansı, tekrar söylüyorum, İlhan Hoca ile devam etmeleriydi. İlhan sportif direktör olarak başladı orada. Hoca gidince aşağı indi. Ve Lütfü Savaş sonsuz krediyle beraber İlhan'ın arkasında durdu. İlhan zaten çok zeki bir adamdı. Ve o takımı şampiyon yaptı. Şampiyon yaptıktan sonra da ikinci sene finalde kaybetti Süper Ligi. Aynen. Ve şu anda Konyaspor'da önü açık, az önce de söyledim. Belki de 3-4 sene, 5 sene sonra amili takım hocalığına aday gösterecek isimlerden bir tanesi. Ekibinde de bizim İskenderun'u, benim de yardımcılığımı yaptı. Kaleci antrenörlüğümü. Yani ekibi de iyi maşallah. Allah yolunu açık etsin ama Hatay futbolu gün geçtikçe bu biraz da maddiyata bağlı. Sıkıntısı yok çünkü. Maddi anlamda şu an sıkıntısı yok. Ve bu sene çok başarılı oldular hocalarıyla beraber. Müthiş başarılı oldular. Ben Hatayspor'un her sene üstüne koya koya hatta Avrupa kupalarını zorlayacağını düşünüyorum. Aksi bir şey olmazsa. Hocam sizin zamanınızda ki futbol baktığımız zaman toprak sahada oynuyordunuz. Şimdi Suniçim her yer. Artık toprak saha kalmadı. Az önce söylediğiniz cümle aslında çok önemli. Futbolun kalitesinin nereden nereye geldiğinin açık göstergesi. Siz büyüklerinizin öncesinde formanızı çıkartamazsınız. Soyunma odasına gidemezsiniz. Yani çok ciddi anlamda bir saygı, sevgi çerçevesindeydi. Şimdiki futbolcular neden böyle? Şimdi onun, eksik nerede? Onun şöyle diyeyim. Eskiden tabii biraz belki konuşacaklarımız biraz şey olabilir ama şimdi eskiden biz yan sahada topraktı. Altyapıda geçirken her tarafımız yara bere içinde eve gelirdik. Şimdi sahalar o kadar güzel ki yatan bir daha kalkmıyor. 3 dakika, 5 dakika, uzatma oluyor 20 dakika. Şuna gelmeye çalışıyorum. Şimdiki dönem dünyanın, global dünyanın dönemi, işte cep telefonları, internet, bir tuşla istediğiniz yere giriyorsunuz. Adam futboldan çok farklı şeyler düşünüyor. Şimdi futbolu sevmek zorundasınız. Bir yere gelmek istiyorsanız futbolu sevmek zorundasınız. Yani kafanız dağılırsa, çocuklar içinde genç bunlar. Yani cıvıl cıvıl çocuklar, kanları kaynıyor. Her türlü yere bir tuşla girebilecek çocuklar. Para da çok büyüdü pasta. Yani para da çok büyüdü. Yanında da bu parayı değerlendirecek abileri, akıl verenler olmayınca bir boşluğa düşüyorlar. Dolayısıyla eskiden dediğiniz çok güzel. Biz duşa giremiyorduk. Ama şimdiki gençlere bakıyorum. Çok iyi çocuklar yüzünde. Bakın futbolcudan çok kötü insan çıkmaz. Genelde futbol camiasına baktığınız zaman gariban insanlar, futbolcu, basket biraz daha elit zümre. Ama dediğim gibi bu sosyal medya, sosyal alem, dünyanın kabuk değiştirmesi, çok çabuk uyum sağladıkları için bazen yanlış yapabiliyorlar. Ben buna bağlıyorum. Hocam, İskenderun Spor şu anda yeni bir oluşum içerisine girdi. Başkan Hakan Bolat takımı satın aldı. Bu kulübün dışında da aynı zamanda İskenderun, 5 Temmuz İskenderun Spor var, belediye futbol takımı. İskenderun Spor'u nasıl değerlendiriyorsun? Yani geçen sezon gerçekten çok büyük bir heyecan yakaladık. Tüm futbol kulüpleri de İskenderun Spor'un yeniden dönüşünü konuştu. Çok heyecanlıydı ama penaltılardan mağlup olduk. Bundan sonraki beklentin nelerdir? Yani takımı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii Hakan Başkan'ın gelmesiyle, tabii önce sezon başı kurulan bir Kastamonu'nun başkanının oğlu aldı. Sonra başka bir başkan da Aziz Başkan galiba. Tam evet, Aziz Başkan. Aziz o devam ettirdi. Sonra üçüncü başkan olarak Hakan Polat son hafta geldi, Hakan Bey. Dolayısıyla bakıldığı zaman sonuçta hepsi İskenderunspor'a hizmete geldiler, Turuncu Mavi. Biz de İskenderun'un başımız üstünde yerleri var hepsinin, tek tek. Ama son hafta o bir aylık heyecana kapılma muhteşem bir duyguydu. Buradaki insanların o kadar susamış ki İskenderun halkı. İskenderunspor'a susamış. Herkes İskenderunspor'un maçını soruyor. Tabii. Artık. Şimdi İskenderun FK da olsa, yeni İskenderun da olsa, eski İskenderun da olsa sonuçta bu takımın ana kaynağı İskenderunspor 1967'dir. Kesinlikle. Onun kökleridir bunlar. Tamam. Genel anlamda İskenderun 1967 vardır. Bunlar onun kökleridir. Dolayısıyla İskenderunspor da sonuçta başında ve turuncu mavidir. Muhteşem bir heyecan. Geleceğini çok parlak görüyorum. Ama 30-35 senedir futbolun içindeyim. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sayın Hakan Başkan muhakkak en iyisini bilir. Etrafındaki çok düzgün insanlar da var. Ama ben bu İskenderun'u bilirim. Futbol camiasını da bilirim. Şayet o zararlı kesimden kendisini ayrıştırıp kendisini uzak tutarsa başarılı olur. İçeri çok alırsa inanın bana yine sunuyor, başarılı olur. Dolayısıyla onu yapabilecek yetenekli yanında adamlar da var, görüyorum. Dolayısıyla doğru yönetilirse, doğru planlamayla giderse önü çok açık. Yoksa suni başarıyla beraber tekrar güzel bir başarı elde edilir. Sonra tekrar tepe taklak. Öyle asansör olmak istemiyorsa iyi bir projeyle, düzgün bir projeyle, ki görünüyor gelen isimlere baktığımız zaman öyle. Ama tekrar söylüyorum,
etrafındaki kendisine yakın görünüp aslında kendisine zarar veren insanlardan İskenderun futbolunu çok çekti. Yıllarca çekti. Kesinlikle. O insanlardan izole ederse önü çok açık. Bir de diğer İskenderunspor Fatih Bey'in 5 Temmuz İskenderunspor değil mi? Evet, orada, Seyfi Hoca. Orada da çok değerli insanlar var. Seyfi var, bizim Kenan var, Kenan Hoca, evet. Halit var. Dolayısıyla ismini sayamadım varsa bilmiyorum ama orası da Bal Ligi yeni başlayacak. Grupları da belli. Gencecik, evet, gencecik, çocuklar. 3 takımlı bir gruptalar. Onlara başarılar diliyorum. Çok düzgün insanların çalıştırdığı ve Fatih Bey'in onlara ilgi ve alakası göstermesi, arkasında olması oyuncuların çok takdire şayan. Dolayısıyla onlara da çok büyük başarılar diliyorum. Çünkü onlar da sonuçta İskenderunspor, bu da İskenderunspor. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. İkisi de turuncu mavi. İkisine de başarılar. Yeri gelmişken Sayın Fatih Bey'e de ve İskenderun Bey'e de şu teşekkür etmek istiyorum Cuma kardeşim. Bir heykel dikildi. Dün de ben yürüyüş yaparken evet, ona bir baktım. Milli formalı bir heykel. Önceler dendi ki milli oyuncuları temsilen, işte İskenderun'da yetişen milli oyuncuları temsilen. Ama sonradan yanında yazan yerde İskenderun'a yetişmiş ve emeği geçen futbolcular adına böyle olması daha iyi oldu. Çünkü burada sadece milli olan bizler varız belki 4-5 kişi ama İskenderun'da yetişip Türk futboluna armağan ettiğimiz 50 yüzlerce insan vardır. Onların adına bu heykel yapması gerçekten takdire şayan. Kimse daha önce düşünmemişti. Ufak bir şey ama insanları onur etmektir bu. Kesinlikle. Dolayısıyla kendisine ve İskenderun Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimi burada yeri gelmişken iletmek isterim. Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şunu soracağım. İskenderun ve Hataylı hocaların haksızlığa uğradığını düşünüyor musunuz? Ya da neden başarılı oldukları yerlerden gönderiliyorlar? Türk futbolun kanayan yarası bu cuma. Ama bizim İskenderun bu hocalarımız veya Hataylı hocalarımız diyelim, kendi memleketinde ne yazık ki, üzülerek söylüyorum yani, bunu kim üzerine alırsa alsın, ahde vefa mı dersin, vefasızlık mı dersin, sonuna kadar var. Böylelikle Türkiye'de en yoğun olan yer burası. Şey, az önce saydım ya, bütün takımları şampiyon yapan hocalar Hataylı hocalar. Dolayısıyla ama gittikleri yerde iki başarısı da kapı önüne konuyorlar, diğer hocalarımız gibi. Biz kendi içimizde birbirimizi tutmuyoruz ki dışarıda bizi tutsunlar. Dolayısıyla çok büyük haksızlık olduğuna net söylüyorum, net ifade ediyorum. Kesinlikle. Hocam futbolculuk dönemlerinde çok ciddi anlamda hikayeleriniz vardır mutlaka. Şakalaştığınız arkadaşlarınız vardır. Unutulmayan hikayeleriniz mutlaka vardır hocalık döneminde de. Var mı böyle bize anlatacağınız, toplumun bilmesi gereken, gülmesi gereken, dinlemesi için? Şimdi çok var. Yani inanılmaz. Bazen oturuyoruz mesela futbol hocalarıyla veya oyuncularımızla veya şunlarla. İnanın bana yani bazen direkt aklınıza gelmiyor ama bir oturduğum zaman aklımıza gelse inanın bana nasibeli çıkar. Ama bir tanesini size anlatayım. Çok güzel, çok da tebessüm ettiğim, hatta hala Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımlarda her gelen oyuncular anlatılan yani efsane olmuş bir hikaye vardı. Biz o dönem 90-91 yılında Avrupa şampiyonu olduk. Türk milli takımı, genç milli takımı. Biz de oynuyorduk. İkinci senede Avrupa ikincisi olduk. Bakın oraya giden iki tane oyuncu vardı İskenderun'dan. Ender Kıraş, ben ve İlhami Aslan. İlhami de takım kaptanıydı. Koskoca milli takımın kaptanı İskenderun'un İlhami'ydi. Avrupa şampiyonasıyla gidiyoruz. Uçağa bindik, Fransa'ya gidiyoruz. Şimdi İlhami, ben Almanya'da yetiştiğim için Almancam var, İngilizcem de var, Arapçamız da var. Evet, Türkçe de ana dilimiz 4 tane, yani 3,5 dil var diyelim. İlhami de Arapçadan başka, Türkçeden başka bir şey bilmez. Takım kaptanı, hakimle sürekli muhatap olmak zorunda. 50 defa dedim ona, beni böyle bir yanında bir ansiklopedi al, bir pratik yap. Dolayısıyla pratik yapmış bu bazen biraz. Biraz da uçağa bindik şimdi. Yukarıda biliyorsunuz uçakta işte kemeriniz bağlanınız yazar. Bir de no smoking yazar. Yani sigara içmeyiniz yazar. Orada yazar. Bu da oraya bakarken aklına almış onu no smoking'i. Artık ne diye almış bilmiyorum yani. Gittik kampa, indik Fransa'ya. İlk maçımız şeyle Portekiz'le. Portekiz'de de İlhami sağ bek oynuyor takım kaptanı. Portekiz'de de bir tane sol açık var. İnanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz. Öyle böyle değil. İlhami de hücumu çok severdi. Hücuma çıktı. Kaybettiğimiz topla onun kanadından bir pozisyon oldu. Penaltı oldu. Şimdi hakeme de ben yakınım. Ben hakemin yanına gittim. İngilizce bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Baktım arkadan. Tabii İlhami hücumdaydı ya. Sonradan geldi koşa koşa. Hepimizi böyle kenara çekti. Bir saniye dedi. Beyler kaptanım ben konuşacağım. Hakeme döndü. Referee dedi yani. Hakem. Referee İngilizce hakem demek. No smoking dedi, no smoking. Hakem şöyle bir durdu. Şimdi herkes durdu.
İlhami ne yapayım dedim sen kardeşim. Oğlum dedi böyle penaltı mı olur? E sen dedin ki dedim sigara içmeyeceğiz. Sigara içmek yasaklı. Yapma ya dedi. Hakem başladı günü itiraz edemedik. Cuma penaltıyı da verdi. Devam ettik. Bu, bakın bu sonradan milli takıma gelen her oyuncular, her gruba anlatılırdı. İlhami diye bir kaptanımız vardı. Gıyabında Almanya'da kendisi. Gerçekten çok değerli bir insan. Ve bu İskenderun'u yetiştirmiş olduğu en özel oyunculardan bir tanesidir. Sağ bek olmasına rağmen. Çok da karakterli bir çocuktur. Ama böyle bir anısı vardı. Bunu da her yerde anlatıyorum. Affına sığınarak onun. Tebessüm ettiriyor bizi yani. Ama çok güzel. Gerçekten en azından. Yani bu sadece bir tanesiydi. Size paylaşmak istedim Cuma kardeşim. Ama Türk futboluna İskenderun'dan çok ciddi futbolcular yetişti. Büyük takımlarda oynadılar. Milli takımlarda oynadılar. Destek verildiği zaman da çok ciddi futbolcunun yetişeceğine kesinlikle inanıyorum. Tabii. Şimdi bakın o dönem tekrar bahsediyorum Cuma. 90 yılında milli takım kadrosu açıklanırdı. O zaman 16 kişiydi. Türkiye'nin her tarafından. 16 kişi. Baktığınız zaman örnek veriyorum ben. Bizim dönemimiz. Galatasaray Okan Buruk, Mustafa Kocabey, Beşiktaş Oktay Dereloğlu, Fenerbahçe bu, Trabzonspor'dan bu. En altta İskenderunspor, İlhami Hasan, Ender Tıraş. Bakın 16 kişinin 2 tanesi İskenderunlu ve bir tanesi takım kaptanı. Ve bu bizim olduğumuz o grup hem Avrupa şampiyonu oldu hem Avrupa ikincisi oldu. Hatta dünya şampiyonasına gittik oraya. Jet lag olduk, rezil olduk geldik. Orada da öyle bir şeyimiz var. Yani gol atamadan geldik ama günü birlik götürdüler. Yani bakıldığı zaman gerçekten Türk futboluna damga vurmuş hocalarımız, oyuncularımız, çok değerli hocalarımız var. Samet hocamız, Yücel hocamız. Şimdi İlhan Palut geliyor. Daha da gelecek olanlara inanıyorum. Baktığın zaman Selçuk İnan Galatasaray'a takım kaptanlığını yaptı. Galatasaray'da bir şampiyonluğu yaşadığı müthiş kariyeri olan bir arkadaşımız, kardeşimiz İsmail Keza. Dolayısıyla inşallah nice futbolcular çıkar. Çünkü buranın hamuru gerçekten çok kaliteli. Yani sonuçta İskenderun'u ve İskenderunspor'u çok seviyoruz. Kesinlikle. Hocam son olarak programı kapatmadan önce uzun yıllardır da futbol mabedi olarak biliniyor 5 Temmuz stadı. Yıkılacak, bir başka stad yapılacak. Bu konuyla ilgili düşünceni alabilir miyim? İşte yıkılmalı o, mı? O şimdi ben oradan sürekli geçerken inanın bana çünkü tabii oranın yıkılmasını isteyenler şimdi çünkü orada oynamamışlardır. O soyunma odasından çıkmamışlardır. Lağım damlayan soyunma odasından böyle kaçarak soyunmamışlardır. Duşa girerken akmayan duşlarda yıkanmamışlardır. Bak ne söylüyorum. Sahaya, kokulu bir sahaya, yani bakımsız, atıl bir sahaya çıkmamışlardır. Ama biz orada çocukluğumuz geçti ya. Yani hiç olmazsa yıkıyorsanız tamam yıkılıyor. Ama ne yapılacak oraya? Hiç olmazsa karşı tribün veyahut da skorboard yarı kayı rüzgar oradan esecek diye slogan yaparlardı. Skorboard'un olduğu dönem. Hiç olmazsa bir bölüm bırakılır. Bir İskenderunspor anı yeri olarak insanlar gelir orada bir fotoğraf çektirir. Eski İskenderunspor'un isimlerinin olduğu yerler, kazının oraya isimleri yazılır. Dolayısıyla orada hiç olmazsa böyle bir anıt olur. Yani inşallah yetkililer onu yaparlar. Komple yıkılma taraftarı değilim. Ama böyle bir karar almış yapacak bir şey de yok. Ama tekrar söylüyorum o kale arkasında bir bölümün kalmasını çok isterim. Doğru, güzel bir bakış. Bakalım inşallah yetkililer sesinizi duyar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, bizi kırmadınız. Biz de sizi dinlerken oldukça mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Sana Cuma kardeşim ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bugün Ender Tıraş'ı dinledik. Yeni konu ve konuklarla ileriki günlerde tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.